Dediklerimiz tek tek çıkarken yılın son bölümünü izledik ve bizim açımızda yılın son videosunu izliyorsunuz. Bölümde Habam sınıfı ve köyden indiğim şehire filmine gönderme vardı. Hatta bakalım. Çocuklar, sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. Çocuklar gelmeyin. Tünelin sonu bombok bir yere çıktı. Tekniğim vurdular. Annemden ayırdılar. Gel gel yanıma keklik. Bastın canıma keklik. Alkın alıp parmakların. Bastır canıma keklik. Öncelikle Çukur'un yeni bölümü 13 Ocak'ta olacak. Yani sadece bir hafta ara veriliyor. Ratinglerde düşüş yaşanmış gibi görünse de yıl sonu genelde böyle şeyler olabilir. Nejat İşler ve Mahsun'un gelmesi ratingleri artıracaktır. Vartol'dan boşanmak isteyen Sadiş'i Yamac'ın dedikleri biraz yatıştıracaktır. Zaten Vartol da artık dönecek. Miraç Bellek'teki görüntüleri gördüğünde ilk başta da kızacak, yüzleşme sahnesi olacak ama burada kadınların kaçırıldığını öğrendiğinde anlayış gösterecek ve Yamac'a en çok desteği o verecek. Sultan Han'ın yaptığı hamleler sayesinde artık Yamac eve girdi ve liderliğini ortaya koyma vakti geldi. Akıncıların görmek isteyip sürekli göremediği Akın'ı ise bu bölümde en az 15 dakika gördük diye hatırlıyorum. Aliço'muzu çok özlemişiz. Çok güzel oldu. Dediklerimizden mezarlıkta Mahsun ve Yamac yüzleşmesi olacak dedik ama orada flashback sahnesi çekiliyormuş. Bunu öğrendik. Yamac Mahsun'u kabul edecek ve Mahsun'un çok yardımı dokunacak diye düşünüyorum. Ama Çağatay'ın en sevdiği kişiyi Ramazan'ı öldüren ise Mahsun oldu. Mahsun Çukur'un başına bela açtı diyebiliriz. Ama o öldürmese Yamac yine öldürecekti. Tahminime göre yüksek ihtimal gönüllülerde yerini tutmasa da Mahsun Kemal'in yerini dolduracak diye düşünüyorum. Çağatay Çukur'un gördüğü en iyi düşman olacak. İlk bölümden gözdağı verdi. Ama bu adamla Vartolu uğraşacaktır diye tahmin ediyorum. Yüksek ihtimalle de Baykal'ın telefonunu açmayan tek kişi de Çağatay diye düşünüyorum. Çünkü Efsun'un babaannesi de Çağatay'dan yardım istemişti. Derenin sahnesi ise bir sonraki bölüme kaldı. Hatta bataklığa çekilen timsahın sahneleri de ertelendi. Azer ise ne umutlarla geldi, Zula reklamları yaparak çıkıyor. Ama Azer yola gelmeye başladı. Karaca Azer'i Mars'a gönderdi. Damla diziye girdiği anda Damla ile Cumal çok iyi ikili olacaklar, birlikte hareket edecekler demiştim. Ve artık meyvelerini topluyorum. Şimdilik benden bu kadar. Dizimiz olmadığı sürece paylaşımlarımız ve güzel videolarımız devam edecek. Hepiniz hoşça kalın, esenle kalın.